Gelişmelerle karşınızdayız sevgili seyirciler. Ankara'da akşam saatlerinde Devlet Mahallesi'ndeki askeri lojmanlar bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yaralılar olduğu belirtiliyor. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Ankara'nın büyük bir bölümünde hissedilen patlama sonrası başkentin merkezinden siyah bir dumanın yükseldiği görüldü. Patlamanın askeri lojmanların bulunduğu bölgede olduğu, iki servis aracının yandığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Ankara'da akşam saatlerinde Devlet Mahallesi'ndeki askeri lojmanlar bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yaralılar olduğu belirtiliyor. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Ankara'nın büyük bir bölümünde hissedilen patlama sonrası başkentin merkezinden siyah bir dumanın yükseldiği görüldü. Patlamanın ise askeri lojmanların bulunduğu bölgede olduğu, iki servis aracının yandığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Sıcak gelişmeyi paylaşıyoruz sevgili seyirciler sizlerle. Ankara'da yaşandı. Ankara'da akşam saatlerinde Devlet Mahallesi'ndeki askeri lojmanlar bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yaralılar olduğu belirtiliyor. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Patlama Ankara'nın büyük bir bölümünde hissedildi. Patlama sonrası başkentin merkezinden siyah bir dumanın yükseldiği görüldü. Değerli izleyiciler, Ankara'da akşam saatlerinde Devlet Mahallesi'ndeki askeri lojmanlar bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yaralılar olduğu belirtiliyor. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Patlama Ankara'nın büyük bir bölümünde hissedildi ve patlama sonrası başkentin merkezinden siyah bir dumanın yükseldiği görüldü. Patlamanın askeri lojmanların bulunduğu bölgede olduğu, iki servis aracının yandığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Ankara'ya dönüyoruz. Necdet Tunaç hattımızda. Necdet, patlamayla ilgili son bilgiler nedir? Senden dinleyebilir miyiz? Patlamanın Genelkurmay Kavşağı ile birlikte yine Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın bulunduğu alanda olduğunu ifade edebiliriz. Tam olarak lokasyonun bulunduğu alan burası. Özellikle mesai saati bitimi nedeniyle bu kuvvet komutanlıklarından çıkan askeri personeller vardı. Servis araçlarıyla birlikte bu bölgeden çıkıyorlardı. İşte saat 18.30 civarında patlamanın gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Sen de biraz önce ifade ettin. Çok yoğun, çok güçlü bir patlama olduğunu ifade edebiliriz. Öyle ki Ankara'nın birçok bölgesinden, semtinden duyulduğuna ilişkin yine ihbarlar geldi ve olay yerine şu anda çok sayıda ambulans ve itfaiye aracının yönlendirildiğini söyleyebiliriz. Devlet Mahallesi olarak adlandırılan bir bölge, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kara Harp Okulu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı gibi çok kritik bölgelerin bulunduğu bir alandı burası ve saat 18.30 civarında, 18.25 civarında çok şiddetli bir patlama oldu. Öyle ki bizim de ofisimizin bulunduğu Gazi Osman Paşa'dan bile duyuldu ki arasının oldukça yoğun olduğunu, trafik olarak yoğun olduğunu ve uzak olduğunu söylemekte fayda var ve işte patlama sesinden sonra önce patlamanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. İşte o konuyla ilgili olarak bir takım iddialar vardı, ancak daha sonra mesai saatinden ayrılan askeri araçlara yönelik bir terör saldırısı olabileceği ifade edildi. Ancak bunun da teyide muhtaç olduğunu söylemekte fayda var. Olayla ilgili olarak sağlıklı bir, net bir bilginin olduğunu söyleyemeyiz. Ancak yaralıların en yakın hastanelere yine gönderilen ambulanslarla birlikte götürüldüğünü ifade edelim. Yine alev alan iki otobüsün, iki servis aracının da şu anda itfaiye araçları tarafından söndürüldüğünü belirtelim. Olay yerine giden tabii güvenlik güçleri trafiği de kapatmış durumda ve Ankara'nın kritik noktalarından, merkez noktalarından biri olduğu için de
şu aşamada oraya doğru giden araçların da trafiği sıkıştırdığını söylemekte fayda var. Özellikle ambulansların o bölgeye doğru gitmesi için de yoğun bir şekilde trafik polislerinin çaba gösterdiğini söyleyebiliriz. Onlarca ambulans ve itfaiye aracı Devlet Mahallesi'nde patlamanın yaşandığı noktaya doğru gönderildi, intikal ettirildi. Generaller ve amiraller lojmanlarının olduğu bölge olarak adlandırılıyor patlamanın gerçekleştiği alan ve ardından da başkentte teyakkuz durumu ele alındı. Güvenlik kemeri oluşturuldu. Patlamanın olduğu alanla ilgili olarak da yaralılar da ilk aşamada en yakın hastanelere götürüldü. Tabii ilerleyen dakikalarda olayla ilgili olarak daha sıcak bilgiler elimize ulaşacak mutlaka ve onu da sizlerle paylaşacağız. Necla, tekrar sormak isteriz. Patlama, evet, olay çok sıcak cereyan etti. Şu anda net bilgiler yok tabii ki elinde ama Devlet Mahallesi olarak adlandırılan bölge demiştin. Tekrarlar mısın? Neleri kapsıyordu o bölge? Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte yine Genelkurmay Kavşağı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Kara Harp Okulu'nun bulunduğu bir alan burası. Yine Deniz Kuvvetleri'nin arka tarafında general ve amirallerin oturduğu, lojmanların olduğu bir alan. Ancak saat 18.30 itibariyle bulunduğumuz alanda askeri lojmanların, askeri araçların servis çıkış saatlerine denk geliyor. Yani 17.45 ile 18.35 arasında burada mesailerini tamamlayan bu kuvvet komutanlıklarında ve Genelkurmay Başkanlığı'nda görev yapan askeri personelin evlerine dağılma saatleri, mesai saatleri olması nedeniyle de yine otobüslerle buradan ayrılıyorlardı. Ancak bu yaşanan patlamayla ilgili olarak yine terör saldırısına ihtimali akıllı geldi. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse olayla ilgili olarak saldırının mı gerçekleşti yoksa başka bir olay oldu? Bununla ilgili olarak net olarak bir bilgimiz yok. Ancak bildiğimiz bir şey var ki olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaklaşık 500 metrelik bir yarı çaplı alandan bahsediyoruz. O Devlet Mahallesi'nde patlamanın yaşandığı alanla ilgili olarak ve işte o bölgeye doğru şu anda çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edilmiş durumda. Yine patlama olduğu sırada o gökyüzüne yükselen dumanlar da Ankara'nın birçok noktasından rahatlıkla görülebiliyordu. Şu anda biraz da azaldığını söyleyebiliriz o duman kitlesinin. Ancak yine de yavaş yavaş itfaiye ekipleri tarafından o alev aldığı söylenen araçlarla, askeri araçlarla ilgili olarak da söndürme çalışmalarını devam ediyorlar. Yine yaralanan, patlamayla birlikte yaralananların da ambulanslarla birlikte sevk edildi. En yakın hastanelere sevk edildiği ifade edildi. İşte yakın zaman içerisinde güvenlik güçleri tarafından patlamanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin ve yine yaralıların sağlık durumuyla ilişkin ilk açıklamanın yakın bir zaman içerisinde yapılmasını bekliyoruz. Peki Necdet, teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Sevgili seyirciler, sıcak bir gelişme tekrar edelim. Ankara'da akşam saatlerinde Devlet Mahallesi'ndeki askeri lojmanlar bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yaralılar olduğu belirtiliyor. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama sonrasındaki ilk görüntüleri şu anda ekranlarınıza yansıtmaktayız. Ankara'nın büyük bir bölümünde hissedildi patlama ve sonrasında başkentin merkezinden siyah bir dumanın yükseldiği görüldü. Patlamanın askeri lojmanların bulunduğu bölgede olduğu ve iki servis aracının yandığı belirtildi. Bölgede çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hemen belirtelim, az önce muhabirimiz Necdet Tunaç aktardı son bilgileri. Sıcak bir gelişme olduğu için bilgiler henüz netlik kazanmadı. Devlet Mahallesi olarak adlandırılan bölge olarak geçiyor patlamanın meydana geldiği bölge. Generaller ve amiraller lojmanlarının olduğu bölge olarak da adlandırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genelkurmay ve Kara Harp Okulu'nun olduğu bölge burası. Mesai saatinin bitiminde, yani askeri araçların ve servis araçlarının çıkış saatine denk gelen bir saat, 18.30 civarında yaşandı bu patlama. Patlama sonrası ilk görüntüleri ekranlarınıza yansıtıyoruz. Tekrar belirtelim, patlama sonrasında büyük bir siyah dumanın yükseldiği görülüyor ve patlamanın şiddeti, patlamanın sesi Ankara'nın birçok bölgesinde, birçok semtinde de hissedildi. Bu sosyal medyada da paylaşıldı. Bunu da hemen belirtelim. Kızılay, Kavaklıdere, Gazi Osmanpaşa, Dikmen ve Çankaya gibi birçok semtten duyulduğu bilgisi, haberleri gelmekte. Tekrar belirtelim, 18.30 civarında yaşandı bu patlama. Bölgeye patlama sonrası çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olduğu belirtiliyor.
Henüz patlamanın neden kaynaklandığı yönünde kesinleşmiş net bir bilgi yok. Çok sıcak bir gelişme. Patlama sonrasındaki ilk görüntüler ekranlarınıza yansıyor. İki servis aracının alev aldığı, bazı araçların yandığı yönünde bilgiler geliyor. Tabii bu bilgiler henüz teyit edilmiş bilgiler değil. Çok sıcak olduğu için henüz netlik kazanmış bir bilgi olarak adlandırmayalım, aktarmayalım. Ama görgü tanıklarının ve şu anda olay yerinde olan muhabirimiz Necdet Tunac'ın aktardığı bilgiler doğrultusuna verelim. Patlama sonrası iki aracın alev aldığı ve bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin ve ambulansın sevk edildiği yönünde bilgiler, ilk gelen bilgiler diyebiliriz. Yaralı olduğu bilgisi var. Ambulanslar sevk edildi. Bu bilgiyi paylaşalım. İtfaiye araçları bölgeye patlama sonrası hemen sevk edildi. İki servis aracının söndürüldüğü bilgisi var ve söndürme soğutma çalışmaları devam ediyor. Ancak patlamanın neden kaynaklandığı yönünde henüz kesinleşmiş bir bilgi yok. Terör saldırısı olma ihtimali var. Tabii bu bilgiler teyit edilmedi ve çok sıcak bir gelişme. Patlamanın 18.30 civarında olduğunu tekrar belirtelim sizlere. Devlet Mahallesi olarak adlandırılan bölge sevgili seyirciler burası. Mesai bitim saatine denk geliyor 18.30 ve mesai bitim saati şu anlamada denk gelmekte. Asker araçları ve servis araçlarının mesailerini bitirip çıktığı saatler. Ankara Valisi'nin açıklaması. İlk bilgilere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı yönünde. Patlamanın askeri servis konvoyunda meydana geldi. Yine ilk gelen bilgiler bu yönde. Patlamanın bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtmiş Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar. Evet, Ankara'da şiddetli bir patlama meydana geldi dedik sevgili seyirciler. Devlet Mahallesi olarak adlandırılan bölgede meydana geldi bu patlama. Ankara Valisi'nin yaptığı son açıklama, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar'ın yaptığı son açıklama 5 kişinin hayatını kaybetti, 10 kişinin yaralandığı yönündeydi. Patlamanın askeri servis konvoyuna düzenlenen bir saldırı olma ihtimali söz konusu ve bomba yüklü bir araçla bu saldırının gerçekleştirildiği bilgisi, ilk gelen bilgiler. Ankara Valisi tarafından açıklanan ilk gelen bilgiler bu yönde. Ankara'nın büyük bir bölümünde hissedilen patlama sonrası başkentin merkezinden siyah bir dumanın yükseldiği görüldü. Patlamanın askeri lojmanların bulunduğu bölgede olduğu, İki servis aracının yandığı belirtildi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şu anda patlama sonrasındaki görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar'ın ilk açıklaması patlamada 5 kişinin hayatını kaybetti, 10 kişinin yaralandığı yönünde. Aynı zamanda ilk gelen bilgilerden bir diğeri ise patlamanın askeri servis konvoyuna düzenlenen bir saldırı olduğu, bomba yüklü bir araçla bu saldırının gerçekleştirildiği yönünde diğer bir bilgi. Ankara'nın birçok semtinde patlama sesi duyuldu. Kızılay, Kavaklıdere, Gazi Osman Paşa, Dikmen, Çankaya gibi birçok semtinde patlamanın sesi duyuldu.
Patlama sonrası büyük bir siyah dumanın yükseldiği gözlemlenmiş. Bu bilgiler de mevcut. Devlet Mahallesi olarak adlandırılan bölgeye 18.30 civarında gerçekleştirildi bu patlama. Generaller ve amiraller lojmanlarının olduğu bölge olarak adlandırılıyor. Bu Devlet Mahallesi olarak adlandırılan bölge. Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar'ın ilk açıklaması patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı yönündeydi. Zaten ilk gelen bilgilerde de yaralılar olduğu yönünde hemen bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği bilgisi ulaşmıştı. Ankara Valisi'nin de yaptığı son açıklama patlamada 5 kişinin hayatını kaybetti ve 10 kişinin de yaralandığı yönünde oldu. Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, askeri servis konvoyunda patlama meydana geldiğini, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını, patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiğini, tahmin edildiğini söyledi. Önemli bir bilgi, tekrar ediyoruz sevgili seyirciler. Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar'ın son açıklaması askeri servis konvoyunda patlama meydana geldiği yönünde ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin bu patlamada hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı, patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğini söyledi Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar. 18.30 civarında gerçekleştirildi bu patlama. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğini söyledi Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar. Patlama sonrasındaki ilk görüntüler ekranlarınıza geliyor. Askeri araçların, askeri servis araçların konvoyuna gerçekleştirilen bir patlama olduğu yönünde. Patlama sonrasındaki ilk görüntüler ekranlarınıza geliyor. Olay sonrası yaralılar olduğu bilgisi gelmişti ve çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi hemen bölgeye sevk edildi. Ankara Valisi'nin açıklaması 5 kişinin bu patlamada hayatını kaybettiği, ilk belirlemelere göre 10 kişinin de yaralandığı yönünde. Görüyorsunuz koşturmaca, itfaiye ekipleri ve ambulansların bölgede olduğunu, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini, askeri servis araçlarına düzenlenen bir saldırı olma ihtimali üzerinde duruluyor ve bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildiği tahmini üzerinde duruluyor. Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar'ın ilk açıklamaları bu yönde. Patlama sonrası itfaiye ve sağlık görevlilerinin bölgeye intikali şu anda ekranlarınıza yansıyor. Yaralılar olduğunu görüyoruz. Ankara'da akşam saatlerinde Devlet Mahallesi'ndeki askeri lojmanlar bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yaralılar şu olduğu belirtildi. İlk gelen bilgiler bu yöndeydi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Ankara'da İnönü Bulvarı'nın Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak'ta
askeri servis araçlarının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonrasındaki ilk görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği tahmin edilen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirdi. Alınan bilgiye göre patlamada 3 servis aracında ve 1 özel araçta ağır hasar meydana geldi. Ayrıca caddeden geçen araçların camları kırıldı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar patlama ile ilgili yaptığı açıklamada askeri servis konvoyunda patlama meydana geldiğini belirterek ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını belirtti. Patlamanın ise bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği tahmin ediliyor dedi Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar. Patlama sonrasında Ankara'nın birçok bölgesinden siyah dumanın yükseldiği görüldü. Patlamanın sesi Ankara'da birçok semtte duyuldu. Patlamanın ardından servis araçlarında yangın meydana geldi ve yaralılar olduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları ve yaralıların tedavileri için çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Patlamanın yaşandığı bölgeye. Tekrar belirtelim. Ankara'da İnönü Bulvarı'nı Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği tahmin edilen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirdi. Alınan bilgiye göre patlamada 3 servis aracında ve 1 özel araçta ağır hasar meydana geldi. Evet, Ankara'daki patlama ile ilgili son durumu sizlerle paylaştık değerli izleyiciler. Yalnız bu patlama ile ilgili yayın yasağı getirildiği için patlama ile ilgili haberlerimizi burada noktalıyoruz.